Müdür bey bizi içeri odaya aldı. Dedi ki ya dedi sizin kitaplarını okuduğunuz dedi Bediüzzaman Said Nursi miydi? Evet dedim. Risale-i Nur eserleri mi okuyorsunuz? Evet. Ya dedi ben dün gece dedi rüyamda Bediüzzaman Hazretlerini gördüm dedi. Cezaevine gelmişti. Elinde dedi bir çanta kitap vardı. Kırmızı kitaplar. 23'ün sözden biraz okuyorum, anlatıyorum, okuyorum, anlatıyorum ama pür dikkat dinliyorlar. Hele bir tanesi böyle neredeyse kitabın içine girecek. Tam ben böyle okuyup devam ederken birden dur dedi. Hemen oradaki o terikatçı olan mahkum dedi ki şöyle elini uzattı. Hocam dedi bu kitapları alıkoyuyorum dedi. Dedim ya Mustafa abi nerede? Oradan bir tanesi güldü. Dedi ki hocam dedi Mustafa dedi kafayı yedi dedi. Ne oldu dedim abi ya. Ya dedi o dedi bildiğin gibi değil dedi. Ne oldu dedim nasıl kafayı yedi falan deyince. Bu Risale-i Nur eserleri de o vaziyette hayattan hiçbir ümidi kalmamış, sıfırı tüketmiş, hayattan hiçbir beklentisi kalmamış, ümidi sönmüş bir insana bile hayatını cennete çevirecek bir ümit, bir teselli olabiliyor. O vaziyetten bile onu kurtarıp da dünyada manevi bir cennete sokabilecek bir mana, bir hakikat bu eserlerin içinde var. Risale-i Nur'dan bahsettik, ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Bunu siz de sosyal hayatta ya da çok muhtaç insanlara karşı nasıl tecrübe ettiniz acaba? Buna dair birkaç anınız var mı? Buna dair çok anılar, hatıralar var. Her geçen gün de Risale-i Nur'un insanlar üzerindeki tesirini görüyoruz. Keşfediyoruz. Nice hayatların kurtulduğunu, adeta böyle çırpınırken can simidi ulaşmış bir insanın sarıldığı gibi iman hakikatlerine sarılıp da insanların nasıl böyle bir kurtuluşa erdiğini defalarca görmüşüz, görüyoruz da. Bunlardan bir tanesi cezaevindeki mahkumlara sohbet etmeye, onlarla böyle muhabbet etmeye gittiğimiz zaman orada müebbetlik mahkumlar var. Müebbetliklerin içinde bir de hücrede kalanlar var ki bunlar azılı mahkumlar böyle. Seri katiller var. Ondan sonra böyle değişik değişik çok ağır suçlar işleyenlerin bulunduğu bir koğuş. Biz böyle duyduk hücrede kalanlar varmış. Bunların hayatları hep orada geçiyormuş. Ömür boyu 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl hücrede kalan tek başına 7-8 metrede kalan insanlar varmış. Bunlar nasıl bir hal almıştır? Nedir bunların vaziyetleri falan diye çok da merak ediyoruz. Gittiğimiz koğuşlarda iman hakikatlerini anlatınca o insanların yeniden canlandığını, ruhlandığını, hayata tutunduğunu görünce hapishane müdürüne dedik ki ya bu hücrede kalanlara da bizi götürsen, onları da ziyaret etsek. Neticede insan onlar da yani. Bu hakikatler onlara ulaşmadığı için oradalar. Ulaşsaydı dışarıdayken biz onların elinden tutsaydık belki oraya düşmeyeceklerdi. Onlarla da bir irtibata girsek falan deyince hapishane müdürü dedi ki çok zor dedi. İmkansız. Onlar dedi hep seri katil falan çok ağır suçlular, saldırırlar falan. Bakan olsan giremezsin dedi. Onların dedi ortamları çok tehlikeli falan. Sonra da nasıl olduysa aradan birkaç hafta geçti. Bir gün tam cezaevine girerken sohbet için gardiyan çağırdı ki ya dedi müdür bey sizi çağırıyor. Gittik müdür beyin yanına. Müdür bey bizi içeri odaya aldı. Dedi ki ya dedi sizin kitaplarını okudunuz dedi Bediüzzaman Said Nursi miydi? Evet dedim. Risale-i Nur eserleri mi okuyorsunuz? Evet. Ya dedi ben dün gece dedi rüyamda Bediüzzaman Hazretlerini gördüm dedi. Cezaevine gelmişti. Elinde dedi bir çanta kitap vardı. Kırmızı kitaplar, dosya vardı. Hadi dedi Ali Bey beraber dedi cezaevini teftiş edeceğiz. Böyle dedi, beraber bütün koğuşları açtık, teftiş ettik. Sonra geldi dedi, müebbetliklerin, hücre mahkumlarının koğuşlarına. Oraya gelince, ben dedi burayı açmayayım diye düşünürken dedi, aç aç, burayı da aç. Bunların da ihtiyacı var. Aç dedi diyor. Oranın kilitlerini de açtırdı bana diyor. Sonra diyor, Bediüzzaman Hazretlerle diyor, bazı hususi sorularım vardı benim diyor, özel durumlarım vardı. Onlarla ilgili bir iki saat konuştuk diyor, bana uzun uzun anlattı falan deyince, abi dedim sen ilk defa görüşüyorsun ama dedim, iyice muhabbeti ilerletmişsin hususi özel durumlara girmişsiniz falan. Ya dedi ben anladım ki dedi o hücre koğuşlarını da açmamız gerekiyor dedi. Hadi dedi gidelim hücrelere. Ben dedi Bediüzzaman Hazretlerinden böyle bir talim aldım dedi. Yani böyle bir emir aldım. Gittik şimdi beraber gardiyanları da aldık bir sürü. Hani ne olur ne olmaz kavga çıkar falan bir şey olur diye. Gardiyanlar dışarıda beklediler. Müdür bey biz de iki kişiyiz. Girdik içeri. Üç tane mahkumu volta alanına çıkarmışlar. Köşeye battaniye sermişler. Orada böyle kettle'da yaptıkları bir çay. Köşede oturuyor üçü de. Ayağa kalktılar biz girince hemen neyse sonra bizi aldılar.
oturdular. Biz de oturduk. Ben böyle biraz muhabbetten sonra, hani onların suçlarını sormuyoruz ama müdür bey bize söyledi. Bir tanesi dedi seri katil, bir tanesi işte yedi sülalesini kesmiş, ondan sonra çobanmış. Bir tanesi işte polismiş, özel harekatmış, işte askerleri taramış falan böyle. Bir seri katiller var, daha çok böyle ağır suç işleyenler var. Hücre odasında yatıyorlar. 8 metrekarede uzun süre yatmışlar. Mesela o seri katil olan var. 17 senedir 8 metrekarede yatmış. Böyle dışarı görünmüyor. Sadece şöyle kalem kalınlığında delikler var. Oradan hava geliyor dışarıdan. Orada herhangi bir şekilde herhangi bir yayın organı şu bu yok. Tamamen böyle o 8 metrekarenin içinde yıllarca ömür geçiren insanlar. Artık insan orada ne yapar? Yani tuvaleti de içinde, her şeyi içinde, dışarı çıkamayan, sadece günde veya işte haftada bir mi, günde bir mi volta alanına çıkıp da o yüksek duvarlı volta alanında birkaç böyle yürüyüş yapabilme hakkı var. Onun dışında da hiçbir şey yok. Dehşetli bir ortam. Bunlar volta alanında oturuyorlar. Ben de 23. sözden okuyorum, anlatıyorum, okuyorum, anlatıyorum ama pür dikkat dinliyorlar. Hele bir tanesi böyle neredeyse kitabın içine girecek. Tam ben böyle okuyup devam ederken birden dur dedi. Baktım Allah Allah, ya niye dur dedi acaba? Araya girmedi. Sadece oku. Ben de şaşırdım. Zaten başka bir tercihin yok, mecbur. Ne dediyse onu yapmak zorundasın. Mekan onun ve çok aşırı derecede cesurlar. Cesaretlerinin sebebi de zaten adamlar müebbetlik, hem de ağır ceza almışlar. Daha herhangi bir suç işlediklerinde onların cezası artmayacak. Zaten ömür boyu oradalar. Yani onun üstüne bir suç daha işlese hiçbir şey fark etmiyor. O yüzden kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Tam bir cesaret hali var. Neyse, ben ondan sonra artık hep böyle düz okuyorum. Sonuna kadar düz okudum ama hiç ben okuduğumu bile ben hatırlamıyorum. Yani nereye okudum, ne okudum, hep aklım onda. Yani niye böyle dedi acaba diye. Bitirdik, kitabı kapattım. Dedim ki abi sen ne anladın dedim ya. Normalde dedim anlatıyoruz, anlattığımız halde çok insanlar anlayamayabiliyor. Sen dedim ne anladın, niye bana dur dedin, araya girme dedin, acaba ne anladın falan diye sorunca bir başladı anlatmaya. Aman yarabbi. 40 yıl Risale-i Nur okuyan birisi ancak o kadar anlar. Müthiş istifade etmiş. Şimdi dünyaya bütün kapılar kapalı ya, onun zihnini, fikrini hiçbir şey mi? Ruh muazzam bir şekilde inkişaf etmiş. Bedenle meşgul olmayınca, devamlı ruh işleyince, yani oradaki manaları böyle adeta su gibi içiyor. Çok şaşırdım. Kendi kendime dedim ki Allah Allah, ya nasıl anladı bunları falan deyince. Neyse, o arada elimde 3 tane kitap var. Üçüne birer tane vermeyi düşünüyorum. Hemen oradaki o seri katil olan mahkum dedi ki, şöyle elini uzattı. Hocam dedi, bu kitapları alıkoyuyorum dedi. Ben de hiç böyle bir tabir, böyle bir çıkış beklemiyorum ya. Artık yapacak bir şey yok. Ben de buyurun abi dedim, yani zaten biz sizin için getirmiştik falan. Orada başka bir ihtimal de yok. Adam hani verir misiniz, rica ederim falan demiyor. Direkt alıkoyuyorum deyince ben de kitapları verdim ona. Oradan ayrıldık ama hakikaten çok etkilendim yani onların o hallerinden. Ertesi hafta başka bir koğuşa gideceğiz. Yine çünkü 23 tane şey var, müebbet hücre mahkumu var. Onların hepsini tek tek her hafta ziyaret etmeye niyet ettik. Kendi kendime dedim ki ya bu adam benden bu kitapları aldı. Acaba ne oldu? Ne yaptı diye merak ediyor. Müdür bey dedim ki, müdür bey geçen hafta gittiğimiz koğuşa gitsek. Onlar kitap da aldılar bizden. Acaba ne oldu? Durum nedir? Ben çok merak ediyorum falan deyince. Müdür dedi ki ya yeni başkaları da şey yapsın falan dedi. Ben çok ısrar edince tamam dedi o zaman. Tekrar gidelim oraya. Tekrar onları çağırdılar. Onlar volta alanına çıktı. Biz tekrar gittik. Gittik volta alanına girdik. Baktım bizim o seri katil olan abi yok. Mustafa abi. Diğer ikisi var meydanda. Dedim ya Mustafa abi nerede? Oradan bir tanesi güldü. Dedi ki hocam dedi, Mustafa dedi kafayı yedi dedi. Ne oldu dedim abi ya? Ya dedi, o dedi kafayı yedi, delirdi. Bildiğin gibi değil dedi. Ne oldu dedim, nasıl kafayı yedi falan deyince namaza başladı dedi. Abi dedim namaza başlayınca adam kafayı yer mi? Namaza başlamış daha, ne güzel falan deyince öyle değil hocam dedi. Seriye bağladı dedi. Durmadan namaz kılıyor dedi. Akşam, sabah, gece, gündüz durmadan namaz kılıyor. Kafayı yedi falan deyince o esnada baktım oradan Mustafa abi çıktı geldi. Şöyle baktım karşıdan elinde kitaplar ama kitaplar şişmiş böyle. İki katına çıkmış kalınlığı böyle. Kaç defa okuduysa onları geldi şöyle. Elini o konuşan oradaki mahkumun omuzuna vurdu. Dedi ki sen dedi beni anlayamazsın dedi. Durmadan namaz kılıyormuş. Gece gündüz adam seri katil ya. Katillikte seri olduğu gibi dönüş yapınca da hiç hız kesmemiş. Bu sefer de namazda seri. Hiç durmadan namaz kılan bir hal. Neyse geliyor omuzuna elini koydu dedi ki sen dedi beni anlayamazsın dedi. Hocam dedi müsaade edersen dedi birkaç cümle söylemek istiyorum dedi. Nasıl dedi annesini kaybetmiş bir çocuk yıllarca arar, sağa sola koşar, çaresiz kalır. Yıllar sonra bir gün annesini bulunca ona yapışır, ayrılamaz ya hocam. Ben yıllardır Allahsızım, Allah'ımı kaybettim. Bana bu kitaplar Allah'ımı buldurdu. Ben şimdi o yüzden namazdan ayrılamıyorum. Namaz kılarken hocam bazen saatlerce ağladığım oluyor. Acaba ağlarken abdest bozulur mu, namaz bozulur mu falan deyince böyle baktım bir yandan ağlıyor, bir yandan da bunu anlatıyor. Dedim vallahi abi senin namaz bozulmaz da bizim namazlar ne olacak? Ben şimdi onu düşünüyorum dedim ya.
Nasıl bir namaz? Düşünsenize, ağlayarak saatlerce namaz kılıyor. Onun o halini görünce üstadın şu ifadesi aklıma geldi. Cenab-ı Hak ona öyle bir hidayet vermiş ki imandan gelen bir kuvvetle hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İman hem nurdur hem kuvvettir diyor. Şimdi o nurla, o kuvvetle buluşmuş, zindanda dahi olsa bahtiyardır diyor. O imanı elde ettiği zaman zindan köşelerinde öyle bir cennet hayatı yaşıyor ki sanki o hal, o vaziyet onun önünde hiçbir duvar kalmamış, hiçbir engel kalmamış. Doğrudan doğruya o zindandan, o hücreden Rabbine teveccüh etmiş ve artık onun için cennet hayatı başlamış. Artık onu o zindanlar mahkum edemezler. Ruhu devamlı Allah'la beraber bir hal, bir vaziyet, bir manzarayı böyle bizatihi gördük. O vaziyet bize şunu ifade ediyor ki, zindan dahi olsa iman nuruyla nurlandığı zaman cennet köşklerinden, cennet saraylarından bir saray oluyor. Bu Risale-i Nur eserleri de o vaziyette hayattan hiçbir ümidi kalmamış, sıfırı tüketmiş, hayattan hiçbir beklentisi kalmamış, ümidi sönmüş bir insana bile hayatını cennete çevirecek bir ümit, bir teselli olabiliyor. O vaziyetten bile onu kurtarıp da dünyada manevi bir cennete sokabilecek bir mana, bir hakikat bu eserlerin içinde var. Allah razı olsun abi. İnşallah bu hakikatlerden biz de nasibimizi arttırırız ve kaç bölümlere ulaştırabiliriz. Amin, amin inşallah. Allah razı olsun.